Herkese merhaba. Benim tebliğim Asım Gönül Mühendisi Muhammed Raşit Erol. Son cümlemi müsaadenizle en başta söylemek istiyorum. Sonra konuşmama devam edeceğim. Tövbelerin bile tövbeye muhtaç olduğu bir zamanda yerleri serdiği bedenin üzerinde binlerce gül yetiştirmiştir. Bir marangoz ustası edasıyla işlediği kütüklerden kapasitelerine göre kayıktan tutun büyük gemilere kadar çeşitli deniz araçları imal etmiştir. Zaman kavramında gecikmenin olduğuna inanmadığı için de bunları hakkın ve hakikatin temsilciliğini yapsınlar diye umanlara bırakmıştır. Onun gönüllerin mühendisi oluşu bu nedenledir. Benim çıkış noktam burası. Benim anlam dünyamda Muhammed Raşit Erol, gönül mühendisi. Birazdan gerekçelerimi sağlayacağım. 23 Mart 1930 tarihinde Siyanüs köyünde dünyaya gelişim. Akabinde Taruni, Bilvanis, Kasrik, Kadir ve Menzil. Yani son durak. Neden Menzil? Sanırım profan dünyanın tanrılardan meydan okuruncasına ve bunun temsilciliğini yapan memurlara meydan okuruncasına Menzil Köyü Erol Ailesi tarafından inşa edilmiştir. Pekala, bu merkeze kimler gitmekte, kimlerin uğrak yer olmaktır? Üç kesimden söz etmek mümkündür. Birinci kesim, hayata yeniden başlamak isteyenler. İki, çocuğu olmayan aileler. Üç, alkol bağımlısı olan kişiler. Bunlar menzile gider ama onların gidişi menzilde varmak değil, kendilerine dönüş içindir. Muhammed Raşit Erol'un hayatına da baktığımda üçlü bir saç ayağından söz etmek isterim. Birinci saç ayağı 23 Mart 1930 tarihinde başlayıp 1968 yılına kadar devam eden takriben 38 yıllık ilim dönemi. Sonra yani ikinci aşama, 1968 yılından başlayıp 1972 yani babasının vefat ettiği döneme kadar devam eden süreç, o da tekke dönemi yani babasının yardımcısı olarak gelen misafirleri ağırlama, onlara hizmet sunma dönemi. Üçüncü aşama ise 1972 tarihinden itibaren vefat eden babasından sonra irşat vazifesine başlayıp bunu 1993 yılına kadar takriben 21 yıl süreyle götürdüğü irşat dönemidir. Bir sosyolojide işimizi kolaylaştırsın diye İslam'ı birkaç çeşit ayırıyoruz. Bir tanesi Yüksek İslam, diğeri ise Halk İslam'dır. Yüksek İslam'dan kastımız daha çok şehir kültürü egemen olduğu yerlerde vardır. Daha çok kitabidir. Ama Halk İslam ise daha çok kırsalda vardır. Menzile-i Yağ'ın oluşuna baktığında kesin olarak Yüksek İslam veya Halk İslam kategorisi dahil edemem. İkisine de ait doneler vardır. Çünkü insanlar bugün daha çok köylerden kendilerine göç etmektedir. Kentte gitmekte ama kentte olamamaklar. Bu ayrı mesele. Fakat menzilgahına gidenler orta sınıftan fakir insanlara tutun, orta ve üst sınıflara kadar herkesin içermektedir. Menzilgahının hem Yüksek İslam hem Halk İslam'ı temsil etmesinden kastım buydu. Diğer yandan İslam'ın görüntüsü biçimine baktığımızda da biz sosyolojide dörtlü bir ayrım yapabiliriz. Bir tanesi yine Halk İslam'ı veya Bugler İslam'dır. Bir tanesi Medrese İslam'dır. Bir tanesi Tekke İslam'dır. Medrese İslam'ı Kitab-ı İslam'dır aynı zamanda. Tekke İslam'ı Tasavvuf İslam'dır. Bir de Siyasal İslam vardır. Siyasal İslam'ı bir tarafa bırakıyorum. Menzil Ergahan'ın Siyasal İslam'la uzaktan ve yakından bir arası olmamış. Ama biraz önce söylediğim gibi Halk İslam'dan bu neler? Tasavvuf İslam'dan doneler,
içeride getirir. Benim görebildiğim, takip edebildiğim, okuduğum ve anlamaya çalıştığım kadarıyla Muhammed Tarihçilerin kendisi, şahsı, ailesi, aile efradı ve menzil dergahı şu veya bu şekilde hiçbir parti angacı olmamış. Siyaseti kendisi, aile efradı ve dergahı için bir ifade aracı olarak asla kullanmamış. Gönüllerde menzil olarak almış. Avrupalılar anlasına diye söylersem eğer, bir beyefendi gibi gelmiş, yaşamış, hiç kimseye zarar vermeden gitmiş. Burası gerçekten benim takdir ettiğim anlamımızdır. Menzile canlıya devam edersin, birkaç özelliğinden söz edilebilir. Bir tanesi mesela, bir yıl boyunca bir yarım milyondan fazla insan kurak yeridir. Bunu yer, 1972 yılından itibaren Muhammed Taşkaroğlu'na kadar başlatırsak bile bu yer, yani 1993 yılına kadar sayıları birkaç milyon bulan insanlar kitlesi var. İki, bu dergah nakşidir ama diğer nakşi dergahlarına benzememektir mesela. İstanbul'da Muhammed Sahip Otlu'nun akabinde Esat Üçhan Hoca Efendi'nin yavaşında bulunduğu dergah da nakşi dergahıydı. Ama menzil dergahı nakşi olmasına rağmen biraz önce sözünü ettiğim diğer nakşi dergahlarına fazlaca benzerlik kurmuyor. Merkez, menzil ya da Doğu ve Güneydoğu, Doğu ve Güneydoğu üzerinden Türkiye'ye sonra dünyaya kendini tanıtan bir dergah söz konusudur. Üç, bu dergah gördüğüm kadarıyla devletçidir. Devletten kastım. Yani eskilerin tabirine inşası nasıl bir yapı arz etmektir. Bir kesim amacı olmuyor. Çarşaf çarşaf haberler dergahla ilgili verilmiyor. Ama devletin hassas olduğu konularda bile menzil dergahı açıklamalar yapmıyor. Bu bir yöntem meselesi. Belki yarın için bu eleştirilebilir ama çok basit. Tüman 1990'lı yıllarda Türkiye'nin gündemi çok sıcak işte oturduğu bir dönemde bile hatırladığım kadarıyla menzil dergahının konuda lehte ve daha lehte hiçbir ilişki olmadı. Ama ben bunu anlıyorum ki Muhammed Taşkaroğlu'nun organize bir yöntem doğru. Bakın birkaç örnek daha vereceğim. Bu insan dünyasında hemen hemen her gün kan ve gözyaşı vardır. İşte Irak'ta başlayan, Tunus'ta, Cezayir'de, Mısır'da, Suriye'de devam eden ve binlerce insanın hayatına mal olan bir yıkım var. Binlerce insan Avrupa'ya geçerken Akdeniz'in o soğuk sularına nasıl mezar olduklarını ben Paris'teyken biliyorum. Demek istediğim, gerek Muhammed Taşkaroğlu'da ve gerekse Sayın Mısır'da bu toplumla ilgili olarak şiddet için hiçbir yere olmamış. Eğer yöntemler Mısır'daki gibi istediğimiz kadar İbrahim Üstün diye, istediğimiz kadar Hasan Erdoğan diye, istediğimiz kadar Raşid Barışı diye, istediğimiz kadar Mevlüt'i diye, hatta İran'da kitap yapılanmalar diye böyle bir sonuç ortaya çıksaydı Türkiye'de binlerce insanın çok şiddetli bir şekilde hayatını kaybedeceğini şimdiden söylemek mümkündür. Demek ki Muhammed Taşkaroğlu'nun ta 2 yıllardan beri izlediği yöntem bugün bir takım vicdanlı insanlar tarafından eğer görürse bu adaletli bir kişidir. İkinci bir örnek Paris'e vereceğim. 8 Ocak'ta birkaç kişi hayatını kaybetti ve biz o zaman oradaydık. İnanın birkaç gün Paris'in evimizden dışarı çıkamadık, korktuk. Çünkü birileri İslam adına hareket ediyor. Birilerini öldürdü ve bunu İslam adına yaptılar. Siz istediğiniz kadar İslam barış işidir değil. Siz istediğiniz kadar İslam en güzel dindir değil. Ama pratik çok önemli. Ve ben tüm arkadaşlarımı görüyorum.
Metro inerken Fransızların bize böyle baktıklarını söylediler. Bu bile bir anlam değil. Yani birilerinin kızmanız gerekmiyor. Bakış bile anlayan insanlar için önemlidir. Böyle yaşandı. Siz şimdi istediğiniz kadar batılılara İslam değildir deyin. Evet, Fransa da aklı başına devlet başkanları Fransa'nın olmadığını söylediler. Ama görüntü ortaya konan tablo değil ki. İşte sahibimizdeki Muhammed Taşıdaroğlu'ndaki ve kısmen bir irili ufaklı takım cemaatlerdeki yapı şiddetler çevirdiği için bu Türkiye için takdir edilmesi gereken hareketti. Şunu da söylemek isterim. Mesela 1926 yılında, 1937 yılında, 1960 yılında Doğu'da bu Venedik Doğu'da çok sayıda A, Şeyh, Aşiret Reisi sürgüne yollanmıştır. 1927, 1937, 1960 hadiselerinde Muhammed Raşit Eroğlu'nun kendisi olmadığı gibi babası da yoktur. Seyyid Kutbaki, Hüseyin yoktur. Zaten 1927 ve 1936 için Muhammed Raşit'in yaşı gereği olmaması muhtemel. Ama 1960 yılı olabilirdi. Çünkü o zaman 30 yaşlarında. Ama Muhammed Raşit Eroğlu'na piyango 1980 darbesinden sonra yani 18 Temmuz 1983 tarihinde vuruyor. Ve ülkeye da gözüküyor. 15 ay süren bir sürgün. Hem de adeta onu cezalandırmak için işte meyhane denilen bir yer üstünde buna tahsil eden ikametgâh. Bu bir olmamış. Ama bakın tüm bunlara rağmen mesela Muhammed Taşıdaroğlu da sevenlerine şöyle hareket edin, böyle hareket edin diye bir istem yoktur. Bu çok onurlu görmüştür. Her seferde bu insanlar arasında oluyorlar. Ama buna rağmen şiddet içerikli hiçbir eylemde bulunmuyorlar. Ve mesela Şerif Mardin'in bu konudaki yaklaşımı ben doğru buluyorum. Şöyle der, iki yıl önce nesil yapan günler hatta, her ne kadar doğuda Güneydoğu'da din adamları hakikaten işlemekle çalışsalar bile devletleri yürütülüğe aramıyorlar. Sebep Şerif Mardin'e göre 1876 yılında Yeniçeri Ocağı'nın kaldırıldığında kimler vardı? Şimektaşlar vardı. Sonra buna zararlı tipleriyle şeydirdi. Nakşiler ta o zamana kadar İslam'ı da yapmışlardı. Yeniçeri Ocağı olduktan sonra onların vazifesini Nakşiler yaptı. Fakat bir de sonra bunlar da hem şahap hem büyük oldukları anlaşılmış olacak ki tamamıyla devlet Şerif Mardin'e yerleşti. Bu çok doğru. Aynı hadise biraz da böyle. Son paragrafımı okumak isterim. O da şu. Bütün din cemaatler, bütün tarikatlar şunu bilsinler. Devletin sofrasında yemek yemeye kalmasınlar. Diğer tarikatlar ve cemaatler devletin sofrasında yemek yemeye kalkarlarsa aynı devletten emir almayı kabul ediyorlar demektir. Ya bu ya da Muhammed Taşıdaroğlu gibi Said Nursi gibi onurluca durmaktır. Tabii vicdanlı insanlar ve hakikaten yeniden yazılacak olan tarih sanırım Muhammed Taşıdaroğlu Said Nursi'nin haksızlığını kabul edecek ve özür borcu var. Muhammed Taşit Erol bu toplumda alacaklı gitmiştir. Evet, teşekkür ederim.